Mesela birisine çok değerli, kıymetli bir hediye alıyorsun. Yani o hakikaten kıymetli bir şey yani. Götürüyorsun. Adam hiç ilgilenmiyor bile yani. Senin ya o kadar ehemmiyet verdiğin hakikaten aslında da çok değerli olan bir şeye hiç şey vermiyor yani. Hiçbir kıymet vermiyor. Böyle bakıyor salak salak. Ya insan ne kadar bozulur değil mi? Ben buna bu kadar emek, bu kadar para, bu kadar şey karşılığı, mal, varlık karşılığı şu getirdim de hiç alakadar olmuyor yani. Şimdi alemde Cenab-ı Hak her bir mahluku hem tanıttırmak hem tanınmak için yaratmış. Hem o mahluk başkasına kendisi için delil olsun, hem de başkası o mahlukla Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini, kudretini, azametini idrak etsin. Göstersin ve görünsün. Bunun için yaratmış. Yani Allah Allah, şu böcek ne kadar, şu güvercin veyahut da şu kuş ne kadar yüksek yaratılmış. Ne kadar güzeldir ve ne kadar güzel yapan ne kadar güzeldir. Kendisi ne kadar güzeldir, yapan ne kadar güzeldir. Hem kendi kendine delalet ediyor hem yapana delalet ediyor her bir şey. Şimdi bu ibadeti olmayan adam mahlukatın Cenab-ı Hakk'a olan delaletini göremez. Çünkü kendisi ibadet etmiyor ki, Allah'ı tanımıyor ki Allah'a bakan ve çetesini görsün. Esbab noktasından bakıyor. Allah Allah ya bu kuş ne kadar güzelmiş, nasıl olmuş? Sebep noktasından bakıyor. Yani her bir mahlukun Cenab-ı Hakk'a olan delaletini göremiyor. Çünkü kendisi Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor, ibadet etmiyor. Öyle olunca da her bir mahluk adedince suç işlemiş oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak onu yaratmış ki onunla kendisini göstersin, tanıttırsın, şükrettirsin, ibadet ettirsin. Ama o adam kendisi ibadet etmediği için o mahlukun Allah'a olan ibadet tarafını göremez. Sebeplere verir. Yani bir kuşa bakıyorsun, dünyada ne kadar renk varsa üzerinde var. Hepsi şu kadar bir kuş. Allah Allah. Yani bu kuş bu kadar renkleri nasıl bir araya getirmiş? Düşünür de bunu yapan nasıl yapmış? Bunu düşünmez. Sebeplere bakar, yumurtanın içine bakar, kabuğuna bakar, bilmem nesine bakar. Onun için ibadet etmeyen adam Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukun ibadetlerini göremez. Allah'a olan teveccühlerini, ibadetlerini göremez. Dolayısıyla onlara haklarını yemek, onların haklarını yemek, haklarını gasp etmek noktasından suçlu duruma düşer. Evet.